Sevgili Hekimoğulları, selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Lokmanımızın macerasına 6. bölümle devam ediyoruz. Hızlıca geçeceğim. Ondan önce, önceki bölümde söylediğim gibi yorumlarıyla destek olan sevgili Rest of Blue Enes, Eyüp, Şenol Ordu, Baharatlı Kek ve İsmail Gönültaş'a sevgilerimi sunuyorum. Bu seride hiçbir şekilde beni yalnız bırakmadıkları için, birlikte bu zevki tattığımız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi Batanya'ya doğru, Batanya topraklarına gelmiştik. Bunun birkaç sebebi vardı. İstediğimiz yoldaşlar, birliğimizi almak istediğimiz yoldaşlar bu bölgelerde bulunuyordu, bu bir. İkincisi, Batanya'yla ilişkilerimizi iyi tutup buradan bir evlilik yapma niyetindeyiz. Yani buranın bir hizmetine falan girme durumumuz olmayacak ama yine de. Bir de Dunglanis'te arkadaşlar Ronfalya bulduk. En büyük mevzu da buydu. Ne satıyorsun? Hamipek, zeytin, kereste sat. Güzel. Askerimiz var. Yani ne olmuş? 28 kişiyiz demek ki, bir kısmı gitti. Demircilik kabiliyetimizi daha da geliştirip parayı bulmamız lazım arkadaşlar. Zırh falan çekeceğiz kendimize çünkü. Yani bu demircilikte yapabildiğimiz kadar, şurada mesela bunu böyle dövsek. Hayret, nasıl memnun oldun lan. Buna, aha bunu da yapabiliyoruz ama demir dövemiyoruz. Niye? Şeyimiz yok. Gelelim hemen şuradan, çatırt. Kütür. Bak mesela bu da memnun değil diyor. Oysa ki yaptık. Neyse, hayırlısı olsun. Böyle böyle geliştirmemiz lazım ki paraya para demeyelim. 764-750 mesela. Böyle buradan devam edeceğiz. Şimdi bunun için de baktık. Önceki bölümde ne yaptık? Bazı kişiler mesela Kömürtan Alakir. Bizim bu Alaaddin olacak bunun ismi de. Kömür Alaaddin olsun bunun adı. Alakir değil, Alaaddin. Alaaddin olacak. Biz Alaaddin'in peşindeyiz arkadaşlar. Kömür Alaaddin. Kömür Alaaddin'i bulacağız. En son Prevent'te görülmüş. Yakındayız. Biz de Batanya topraklarındayız. Şimdi başka kim vardı? Sürgün Jutis'i geç. Kanlı Balta Astin'i geç. Kadın olarak Gezgin Galaza var. Hızlı Tosu'yu var ki bu Akkalat'ta şeyde. Kuzayit'te çok uzak şu anda. Onira'daymış bak. Bu biraz yakın. Bu hanım ablamızın da kabiliyetinden ziyade lokmanımıza birazcık yakışacağını düşündüğümüz için şey yapmıştık. Şifacı'da Kara Sinir'e var. Kara Sinir'in tipi de aynıymış ama abi hiç mi kabiliyet olmaz bir insanın ya? Gezgin Sayelis yok. Gezgin Mata yok. Ne yaptınız abi siz ya? Şifacı Selak. Ya bu 80'miş. Yani yok. Yani hanım ablalarda iş yok. Ham bölgesine bıraktık. Kanlı Balta Astin burada. Astin'in de çift ellisi ve gönderlisi ve atletizmi çok iyi. Yani piyadelerin başına aslında konabilir ama bizim piyade kapasitemiz şu anda iki tane daha var. Şu an dursun, Hasan Can'ımız var. Hasan Can sağ olsun bir sorun çözüp gelecek. Faruk var. Bunlar rotaya da bunları alabiliriz aslında. Ayşen'le Faruk'u, kardeşlerimizi. Doktor Hızır var. Atırsız Aga var. Atırsız Aga da bir görevdeymiş arkadaşlar. Biz aslında şeye doğru gidebiliriz ufaktan. Ama şöyle bir şeylere bakalım. Aha! Neydi bunun adı? Bu kadın bize diyordu ki sen diyor askerin yetmez falan diyordu. Biz biraz asker toplayalım şuralardan. Okçu bulursak özellikle. Bir de Ronfalli için para biriktireceğiz. Zırhımız ne durumda bizim? Bunu en azından aldık. Tamam. Kalın levhalı yelek, bunu aldık. Yine güzel duruyor. Biraz tombik duruyoruz ama. Omuzluk falan, biraz at, asera yatı da yine güzel. Hafif eğerimiz var. Yani bunlar güzel. Ensiz kılıç. İyiyiz şu anda. Biraz daha iyiyiz. Önceki bölümde bayağı bir gelişme kat etmişiz. Şöyle hemen okçu bakacağız. Neden sadece okçu bakıyorsun derseniz de, önceki bölümde de söylediğim gibi zaten Batanya'nın okçularının piyade kabiliyetleri de o kadar iyi ki, yani Batanya Fiyan kahramanı veyahut da Batanya Fiyanı haline getirdiğin zaman zaten milletin canını okuyorlar. Burada değildi, özür dilerim. Şöyle bakacağız mesela. Mesela Batanya asil genci demiş. Mesela bakın burada Batanya Fiyan şampiyonuna dönüştüğü zaman çift ellisi 220, yay 260 falan, fırlatma, atletizmi 170 vesaire. Gayet iyiler yani. Bunların eline çift elliyi verdim mi ağız burun giderler yani. Biz şöyle toplayabildiğimiz kadar asker toplayalım. Şuralarda oluyor genelde. Arada bir de çapulcu tokatlayalım yakalarsak. Yakaladık. Askerleri yollayacağım ki biraz gelişsinler. 4 kişiyi vefat etti bizden. Vefat. 3 kişi de yaralandı. Allah'tan Doktor Hızır yanımızda yani. Al abi, al al, topla 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 topla. Tabii giderimiz de gittikçe artıyor. Asker topladıkça.
Ama sıkıntı yok. Bunları bu evreleri atlatacağız mecburen. Şimdi bunları toplamamın sebebi şuradaki kabiliyeti gayet yüksek olan Allah dur. Penka nokta kabiliyeti gayet yüksek olan 2-3 tane tüccar hanımefendi var. Onlarla birazcık ilişkimi iyi tutmaya çalışıyorum. Bir gönül işi olabilir, bir hayırlı bir iş olabilir arkadaşlar. Ondan ötürü ilişkilerimizi yükseltmemiz gerek. Onlarla görev yapabilmek için de, bak her şey birbiriyle bağlantılı. Onlarla görev yapabilmek için de, aha izcilikte beceri kazanmışız. Birazcık kabiliyetimizi yükseltmemiz gerekiyor. Uf, bak bu abla da çok iyiymiş ha. Kabiliyet olarak yani. Hemen bir küçük arena kıyamet vereceklermiş. Bu aralar bitki çayına sardım arkadaşlar. Bitki çayı içiyorum. Hemen seri. Gerçi turnuvalarımız çok zevkli geçiyor bizim. Ne var? Çift elli mi? Bu bizim... Hızır değil mi bu ya? Hızır hadi abicim. Hadi uğraştırma bizi. Doktor Hızır'mış hakikaten. Bu Batanya fiyanı galiba bu. Oo, Karfit diye bir tane herifmiş. Altın hurla ağaç geliyor şu anda da. Al abicim. Ağaç gitti. Altın hurun da şöyle ağzına iki tane yerleştirdiğimiz zaman. Vur bir tane daha da okçu sen. Altın hur. Altın hur. Bunu kimmiş bu altın hur ya? Buna bakalım bu şey ya. Şahıs yani bu. Şey gezgin. Bir tane ok vereydiniz ya bana da. Benim de canım çekiyor be. Biz okçuyuz. Hakikaten benim ruhumda ok acayip bir yere sahip arkadaşlar. Yani. Valla herifler ne dövdüm be. Bizim çocuğa vuruyorduk. İyi seri ilerliyoruz. Çok güzel. Çift elli var bakalım. Çift elliyle ense kökü çalışması yapalım biraz. Gittin abicim gittin hadi. Çok güzel çok seri. Batanya daha kolay ya. Bana Batanya daha kolay geliyor. Batanya'nın şeyleri. Turnuvaları. Gittin abi gittin. Sen gidicisin belli. Batanya orakçısı. Ya bu da sıkıntı mı? Kıyamet de gürzmüş bildiğin ya. Unutmuşum. Bakalım. Güzel. Vallahi lokmanımızı güzel geliştireceğiz ya. Ben iyi gidiyoruz. İyi toparladık yani. O ilk bölümlere rağmen. Şimdi handa altın hur var. Altın hur ne? Aa. Bak bu da piyade. 170 binicilik. 24 yaşında. Fevriymiş. El sıkıymış. Biniciliği 170, tekellisi 180, gönderlisi 190, fırlatması 150, taktiği 100, liderliği 100. Şimdi gel de bu adamı piyadelerin başına koyma. Ama tipi de o kadar hoşuma gitmedi ki yani. Dursun. Yani bir insanın da tipi ancak bu kadar sevilmez ya. İşe yaramaz Kaytra, ne diyorsun kardeşim? Rakip çete Marunat'a yerleşsin, sana ne? Ne diyorsun? Yoldaşlarım kaç? %24 tek 50. Doktor Hazır yollayayım mı ya? Bir asker kaybediyor. %24 şansla bir yollayalım bakalım ya. Herif de alışsın biraz. Bu neymiş? Memlük Aseray askeri. Bunlar çok güçlü. Memlük Aseray askeri mi ya? Memlük Aseray askeri yapacağım. Binek alacağım. Bu Aseray askerleri çok güçlü. Lan baltacısı mıydı lan? Memlük Aseray. Memlük baltacısı mıydı bu ya? Bir savaşa girdim arkadaşlar ben. Muhafız. Heh. Tamam baltacıdan devam edeceğim. Tamam. Piyade. Bunlar var ya bir kuşatma savaşı. Ben almışım 30 kill. Bunlar almış 45 kill. Şöyle verelim abicim. Siz 6 tane askerimi verdim. Sen halledersin kral. Bununla ilişkimiz sıfırmış. İllet Eidenor. İllet miymiş bakalım gerçekten. Çok da illet değilmiş. Şöyle bir alışveriş yapalım. Evet alacağımız vereceğimiz ne var? Sert kereste satıyorsun. Ayakkabı Zartur. Tamam. Çok güzel. İşte buradan çıktık. Penkanok'a doğru tekrar dönüyoruz. Yolda da yine bakalım. 30 kişiyiz şu anda. Yine bakalım yeni askerler var mı yok mu? Yok. Yani yeni varsa da şey okçu yok. Penkanok'a doğru giderken yolda... Evet aldık abicim 3 tane okçumuzu. Devam ki. Şuraya doğrayalım. Vallahi ya arkadaşlar bunu bu aralar Bannerlord'a çok sardık. Bildiğim var ya rüyamda görüyorum böyle. Rüyamda mızrakla adam öldürüyordum ya. Ulan çok garip bir duyguydu. Bir de bu aralar hastane postane şeyleri oldu. Hastaneye vesaire gittik geldik ya. Yorgun falan oluyorum. Böyle yatayım dedim. Şöyle bir yarım saat bir saat kestireyim. Arkadaş yattığıma yatacağıma pişman oldum.
Ulan rüyamda adamlar saldırıyor sürekli, mızrakla öldürüyorum adamları falan. Bir yandan içim bir garip oluyor. Ulan diyorum, mızrakla adam öldürdük be. Yani hiç bu aralar hiç durum vaziyet hiç iyi değil arkadaşlar. İHŞ'ci birlik ücretleri %5, asker toplama maliyeti azalır. Bu evrede işimize çok yarıyor bu. Tek tip erzak moral cezasına yol açmaz. Tek tip erzakımız hiçbir zaman olmayacak muhtemelen. Şimdilik bunu veriyorum. Bir de bir tane daha kabiliyetimiz var. Bunu neye versek? Serserilik, taktik, izcilik. Cazibemizi biraz ön plana çıkartmak istiyorum ama yani 6.5'da vermişiz vekil, 5.25'miş. Buna verelim. Vekilliğimize verelim. 6.5 olsun bu da. Vekil kabiliyetimiz hızlı artsın. Diğer arkadaşlar, doktor hazırda bir gelişme yok. Atırsız arkada da bir gelişme yok. Onlar göreve bir gitsin gelsinler, bakarız. Evet, iğne güveyin. Oğlum nasıl eksi bir oldu? Üçtü bizim bununla ilişkimiz. Ha, bununlaymış. Dul delyanlaymış. Delyanla. Abi kabiliyetlere bak. 131 vekil. 100 cazibe. Ha, bunda ticaret. 154 de ticaret. Çok iyi ya. Yaşı 33. Bizden büyük gerçi ama. Bak bunun da 42'miş. Bu daha da yaşlıymış. Ya bunun ticareti 60'mış ya. Bunda bizim işimiz yok ki ya. Bu ablayla bizim kabiliyeti arttırmamız lazım ya. Ben sana bir şey konuşmak istiyorum ya. Belki sen ve ben bunun sevimli mi küstah mı olduğuna tam bilmiyorum demiş. Ya adet olduğu üzere aradı. Tamam ablacığım. Sen bunun 60. İğnenin kaç? Oo, bir dakika, bu iğne değil de bizim ya, dul. 131 de bununki. Tabakçılı. Sende durum nedir, senin vaziyet? 132, 100 cazibe, 153 şey. Çok iyi ya. Yaşı 48'miş ama ya. Tabakçı Lerzan olsun bu. Tabakçı Lerzan. Yazalım bunları. Tabakçı Lerzan. Dul Dilan olsun bu da. Dul Dilan. Bunlar önemli arkadaşlar. Niye? Dul Dilan. İğneyi salla, bunu salladık. Deşen bıçak Abiel. Yok, bunu da salladık arkadaşlar. Bize vekil kabiliyeti ve ticareti önemli şimdilik. Asker var mı? Yoktur komutanım. Devam. Heh, şunun görevini yapabilecek miyiz bakalım ya? Nerede? Bunun görevi miydi? Mumcu Nal. Nal ne diyorsun abicim? Zanaatçılar ürünlerini satamaz. Ya bu da, bu işi sevmiyorum ben ya. Tamam, rakip çete. Benim bana Lokman derler hanımefendi. Bunu bir yere yaz. Şeyden iyiymiş yalnız. O nerede, neydi? Aseray'daki kadın kimdi ya? Önceki bölümde, şey, dördüncü bölümde Aseray'da bir tane kadın vardı ya. Ha, inat Kezban, inat Kezban. Ondan yine yani maşallah. Senden bahsedildiğini duydum. Adın adamların yüreklerine korku salıyor. Ohohoho! Ne sandın? İnsanın sahip olacağı en iyi itibar budur. Belki ortak çıkarlarımız olabilir. Olur. Yani sıkıntı yok. Bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacım varmış. Bana yardım edebileceğini sanmıyorum. Sanırım araya girebilecek benzer başka taleplerim var diyor. Evet, bu aralar biraz olabilir. Ya belki sen ve ben ne diyorsun? Dünyada çok daha önemli yerlere gelme. Abla çok... Arkadaşlar bunu kara listeye alıyoruz, iğne güveyini. Çok ukala çıktı. Yine de adet olduğu üzere falan filan diyor. Çok ukala çıktı, bunu listeye alıyoruz. Kendileri bayağı ukala çıktılar çünkü. Onu sallıyoruz artık. Burada da... Aa, kimsesiz yıldırım kim lan? Gel senin kimsen olayım. Yok. Preven'de gidiyoruz arkadaşlar. Buradaki görevler çok şey yapmadı. Ama Batanya'da görev yapacağız. İlişkilerimizi iyi tutacağız. Preven'de doğru yola çıkalım bakalım. Abinin de yeri değişmeden. Gidelim. Neydi bu abi? Kömür. Aha, İngalter. Ah, gel gel. Bir konuşalım sen de, gel. Baron İngalter. Vlandia'nın vasalıymış. Ben Lokman, sen kimsin? Ben Vlandia Kralı'nda tarihinde herkesin en tanınmış ailede. Bana Pendrek Savaşı'ndan bahsedemiş. Ben oradaydım. O zamanlar genç bir yaverdim. Aseray güruhunun üzerine ilerlerken atlarımızın toynaklarını çıkardığı seslerden daha tatlı bir müzik hiç duymadım. Bir şahinin tavşana çullandığı gibi üzerlerine çullandık. İmparatorluk okçularını kovalayarak onlar da fazla ileri gitmişlerdi. Aseray fazla ileri gitmiş. İmparatorların okçularını kovalamışlar. Şövalyelerimizin karşısında hiç şansları yoktu. Sana bir şey söyleyeyim. Zaferin %90'ı düşmanının ne zaman hata yaptığını anlamaktır. Gözü kara kişiler de zayıf kişiler de zayıf kişiler kadar çabuk ölürler ve bunu en az onlar kadar hak ederler. Devam edip imparatorluğun batısını tümden ele geçirmeliydik. Eğer Dertert biraz adam olsaydı... Aha! Aha! Hükümdarına adam değil dedi. Not edin. Not edin, kendi hükümdarına adam değil dedi. Eğer Dertert biraz adam olsaydı öyle yapardık. Gel gelelim, Dertert'in yüreği hiçbir zaman savaştan yana değildi. Sturgiyalılara yardım ederek imparatorla ettiği yemini bozduğuna inanıyordu ve bu düşünce içini kemiriyordu. Ondan iyi bir uşak olurdu. Gel gör ki bizim kralımız... Of of of, tüylerim diken diken. O, bu adamı, Baron İngalter, seni kaydediyorum, seni kendi tarafımıza çekebiliriz. Güzel. Bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacı, bana yardım edin. Tamam, sıkıntı yok.
Hacı senle biz ama bak sende var bir şey ben seni tamam. Not edin arkadaşlar İngiltere adını hatırlayamayabiliriz ama bu herifi hatırlarız. Tipsiz bir şeydi zaten. Şöyle Preven'de doğru yolumuza devam edelim. Yolumuza da birileri çıkarsa konuşuruz yine. Yok dert erttir yok biliyorum soylularla. Ah bizimkiler sorunları çözdüler geldiler. Pideci Vesfinda Kel hatırladınız mı? Pideci de iyi diyor özellikleri ha. Polisont'ta ne varmış abi? Bir sorun varmış. Ne oldu kardeşim? Eşkıyalar konusunda yardıma ihtiyacı var. Nedir hacam sizin? Çoğumuz mallarımızı pazara götürmekten korkuyoruz. Durumu ne diyor? İki eşkıya çetesini etkisiz hale getirirse. Tamam, hemen sana 2 dakikada hallederim bak şimdi. İki eşkıya şu bir. Asker gönder. Bitti. Al bunları. Bunlar para ediyor. Şu bir. Şu kimmiş? Ha deniz yağmacıları. Gelin abicim siz de. Bunlar da bir koşuyor abicim. Heh, iki de bu. Sağ olsun kendileri bize doğru geldi. İki de bu. Kaybımız yok çok şükür. Deniz yağmacılarını da aldık. Ganimeti de aldık. Tamam. Görevimiz tamam buradaki. Bak ne güzel yoldan geçerken. Yalnız tamam biz ona yardım ettik de. Bizim Kömür Alaaddin gitmesin. Kömür Alaaddin. Tamam be abicim hadi. Kömür Alaaddin kadını kaldır. Kömür Alaaddin. Prevent'teymiş. Tamam. Girelim artık şuraya. Bir bakalım alacağımız vereceğimiz var mı? Sevgili Kömür Alaaddin bir anlat bakalım durumun ne senin? Bunun çünkü kömürcülüğü iyiydi. Evet Kömür Alaaddin burada arkadaşlar. Sturgia'lı belli bu. Bak Sturgia tipinden belli. Adamın demirciliği 62 arkadaşlar. Atletizmi 110. Gönderlisi 170. Çift ellisi 200. Tek ellisi 150. Bu adam tam bir hem kömürcü hem piyadelerin bir böyle bir abisi. Bir ağa babası yani. Sevgili Alaaddin. Şimdi önce bir fidye tutsakları satalım. Alaaddin'cim bir konuşalım hocam seninle. Maşallah saçın sakalın tipin. Yaşın 31 ama biraz çabuk geçmişsin. Şimdi benim adım Lokman sevgili Alaaddin. Bana biraz kendinden bahseder misin? Bak dostum ben buraya konuşmaya değil içmeye geldim. Ama gerçekten bilmek istiyorsan kısaca anlatayım. Herif cool mu desem, ukala mı desem? Biz Sürgiyalıların bir geleneği vardır. Eğer iki kişi arasında bir anlaşmazlık varsa ve hiç tanık yoksa yani iş birinin sözüne karşı diğerinin sözüne kaldıysa meselelerini kendi aralarında kılıçla çözmelerine izin veririz. Eğer biri dövüşmek istemezse kendisinin yerine dövüşecek başka birini tutabilir. Bizde işler böyledir. Muhtemelen bunu yapan başkaları da vardır. Çünkü bu iyi bir gelenek. Savaşmayı seviyorum. Dolayısıyla ücret karşılığında herkes için savaşacağımı duyurdum. Biraz kan dök, biraz para kazan. Kazandıklarının içki harca, sonra biraz daha para kazan. Hep adalet için. Kötü bir hayat sayılmaz değil mi? Yani sanırım biraz hevesli davrandım. Konseyler beni şampiyon olarak kabul etmeyi bıraktı. Kılıcımı çok ucuza sattım söylediler. Ne diyebilirim ki? Artık başka işler bulmak zorundayım. Çok yazık. Düelloları severim. Okları ya da arkandan gelen biri olup olmadığını dert etmene gerek yoktur. Saatlerce ayık kalıp hiç gerçekleşmeyen bir dövüşü beklemene gerek yok. Sadece birkaç dakika sıkıntı çekersin, biraz kan dökersin ve sonrasında... Heh. Yani bugünler falan filan... Bak şimdi savaşan bir birlikte faydalı olurum yine de. Kılıç ve balta kullanmayı iyi bilirim. Ayrıca silah dövmek, insanları keskin tutmak konusunda da evet. Seni sevdim Alaaddin. Kömür Alaaddin, senden faydalanabiliriz. Al kardeşim 453'ünü. Gel bakalım birliğimize. Hoş geldin, sefalar getirdin Kömür Alaaddin. Adamın sonuçta arkadaşlar kabiliyeti benden iyi. Demircilik kabiliyeti benden iyi. Bizim alimi gönderdik, gelmedi alim ya. Şey, alim diyorum bak, Doktor Hızır. Doktor Hazır gelmedi arkadaşlar. Bir demirciye bir girelim. Şimdi geçelim. Kömür Alaaddin 62 görüyorsunuz. Bizim 53. Kömür Alaaddin mesela kardeşim. Sen şuradaki görevi yapabilir misin? 3 günlük görevi. Birazcık kereste erit. Aa yanlış oldu. Kömür Alaaddin'i dur bakayım. Kömürü biz eritiyorduk ya. Tüh gitti kömürler ya. Dursun bu. Alaaddin ne alt diyor? Sevgili Alaaddin'cim sen... Heh. Alaaddin de bir kömür, iki demirle bir tane çelik, bir tane de ham demir elde ediyormuş. Bir tane bundan yapalım abi, bulunsun. Bir de şunu biz nasıl yapıyoruz? Bir dövme demir mi? Aynı. Adamın kabiliyetleri bizden çok ya. Bir de şunu yapalım kardeşim. Tamam, şimdi gelelim görevlere. Pardon. Görevlere bakalım, sen yapabiliyor mu bu 3500'ü? Neyin yetmiyor? Bu yetmiyor, demir yetmiyor. Yetse de yapamıyorsun zaten. Aha! 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 Allah'ım olur mu? Olursa 3500. Yes be! Çok güzel. İşte. Ulan biz yaptık bunu. Alaaddin yaptı zannettim ben.
Alaaddin sana bakalım. Şu 3700'lük göre... Aha Alaaddin de 3700'lüğü yapabiliyor. Malzeme yok. Ne yok? 3 tane çelik lazım. Hemen Alaaddin'cim arıt çeliği. Çok güzel. Evet hadi Alaaddin. Alaaddin bir de... Hadi 3700'lük. Hadi Alaaddin. Ah be 1300 tüh. Ulan Alaaddin. Olsun olsun olsun. İyi başladık. Arkadaşlar Alaaddin bize iyi geldi. Kömür Alaaddin. Çok iyi geldi hem de. Eritme işlemlerini biz mi yapsak Alaaddin'e mi yaptırsak acaba? Yani benim erittiğim zaman öğrenme ihtimalim %100. O yüzden mesela bir tane eritiyorum. Hani öğrenmedi. Kabiliyet öğrenme ihtimali %100 diyordu. Bıçak, dirgen, dirgen, kısa kılıç, balık zıpkını. Bitti. Alaaddin'i erittirelim. Alaaddin ne oldu yavrum? Her şey bitmiş ya. O bize geçelim. Kereste yapalım. Alaaddin'e geçelim. Erittirelim bunları. Erit bana. Erit balık zıpkını da erit. Elçi dursun. Elçi pahalı bir kılıç. Onları saklıyoruz. Hatta bunları kilitleyelim. Şu kıyamet dursun. Şimdi şeye gelelim. Elçiyi biz niye kilitlememişiz ya? 1400 bunu kullanır mıyız dedik acaba? Kıyameti de eritelim ya. 600 neye katacak ki? Kıyameti de erit baba. Gel. Kıyamet isimli gürzü de erit. Ne veriyor bu? 4 tane demir mi veriyor? Demir veriyor. Hiçbir altı yaramıyor. Al erit. Kıyameti de erittim anasını. Çok güzel oldu. Çok da iyi oldu, tamam mı? Tamam. Güzel. Bu Hasan Can'a bir şey yaptırmıyoruz. Hasan Can gelmiş bu arada. Hasan Can'ın ben size dedim ki ben Hasan Can'ın kabiliyetlerini vereceğim dedim. Ve vermişim de. Güzel. Çok güzel. Tamam. İyi yapmışım onu. Sözümü tutmadım zannettim. Rakip çete Maruna yerleşiyor. Kim gitti buna? Tamam. Adamlar hallediyor geliyor. 6 tane daha soyluyla konuşacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Buradan sert kereste balık ve katır alalım. Güzel mana çift. Güzel mana çilt. Yani güzelsin ama o kadar. Görev neymiş abi? Prevent'ten çalıntı mal alıp satma. Abicim ben şöyle yapacağım. Adamım varsa gönderebilirim. Yok ilgilenemem şu anda. Hiç teşekkür ederim. Taş kafa teraflet. Taş kafalarla çok işimiz olmaz ablacığım. Biz buradan adamımızı aldık. Devam edelim arkadaşlar. Batanya topraklarına görev yapmaya doğru. Aslında ben Batanya diyorum ama Güney İmparatorluğu tarafını biraz hedefliyorduk. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Güney İmparatorluğu'ndan Regea'ya ben yanlamayı düşünüyordum arkadaşlar. İşin doğrusunu söyleyeyim, açıkça konuşacağım size. Lafa eğip bükmeyeceğim. Ve fakat şimdi şeye gidersek Regea ile evlenirsek arkadaşlar bizim şu sevgili yoldaşlarımız kalbimizde yer etmiş olan Atırsız Aga, Doktor Hızır, Kömür Alaaddin gibi kişiler klanımızdan ayrılıyor. Biz artık bir Kuzey İmparatorluğu klanı oluyoruz bildiğiniz gibi. Yani o adamları bir daha göremiyoruz. Ben işin çok o tarafında değilim. Kimin çoluğu çocuğumuş? Bir ulak panelde Hasan Can'a evlilik teklif etti. Aha! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Falentes'in başı Tasinor bir ulak gönderdi. Akrabası Panalea kim lan? Oğlum bir bakaydık lan göremiyorum ki ya. Oğlum Panalea kim ya? Hasan Can'ı Falentes'in başı. Falentes kim ya? Klan mı? Bu münasip evlilik teklifi kabul ediyor. Şimdi kızla evlenince oraya gitmesin herif. Kızı görmedik ki ya. Falentes. Ulan bunu bilmiyorum. Şimdi ne yapacağız? Hasan Can'ı evlendirecek mi ya? Yani burada fikirlerinizi çok merak ediyorum arkadaşlar. Yoruma siz yazar mısınız? Ben bunu çok bilmediğim bir konu bu. Yani görseydik bir en azından tıklamadan mı bakmak lazım? Yani ben şimdi reddetsem bir türlü, kabul etsem bir türlü. Hasan Can'ı da seviyoruz. Ya daha çocukları görmedik ya, bir evlenmese mi acaba? Ya da sürpriz olur belki. Ya vallahi kabul etmek geçiyor içimden. İnşallah Hasan Can'ı kaybetmem. Acı bir tecrübe olabilir. Fanalea. Panalea. Ya olsun, güzel maşallah, yakıştılar da birbirlerine. Beğendim. Şimdi oh, hatta da arttık. Ablam o ararken o vallahi çok iyi. Yenge çok iyiymiş ya. Vallahi Panela yenge hoş geldin. Vallahi çok iyi oldu bu arkadaşlar ya. Pınar yenge. Ulan Pınar yengemiz geldi be. Pınar yenge vallahi hoş geldin. Sefalar getirdin ya. Yani vallahi çok güzel. Bak Lokman'ın yengeyi diyor. Çok iyi oldu ya. Vallahi bak arkadaşlar 121 ticaret, 142 vekillik. Birazcık şey at binmesi 100, cazibesi 120. Çok güzel ya Pınar yenge, vallahi hoş geldin, sefalar getirdin. Çok iyi ettin de geldin ya. Biz de boşuna dolanıyorduk sağda solda. Epinosa Kalesi'nde kalıyormuş. Pınar yengecim gel biz seni alalım ya. Sen hiç oralarda kalma ya. Çağıralım yengemizi.
Yengecim sen gel gel yengecim. Gel gel gel. Sen gel ben sana şey kervan arkadaşlar şey yapmayın sıkıntı. Bunları çağıramıyoruz. Bunları gidip alacağız. Rotaya'dan alalım bunları. Rotaya da yok uzakta değilmiş. Rotaya'ya bir uğrayalım arkadaşlar. Buradan bizim kardeşleri alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Amcaoğlunu da şu askerlerimiz çözmeye başaramadı. Şey bizim Doktor Hızır başaramamış. Aslanım dolaşmayın ayak altında. Hadi bakayım. Ne yaptın kardeşim ya şey alim. Alim deyip duruyorum adamı. Niye başaramadın? Meseleyi gönderdin askerlikle 5 tane sağ salim geri göndü. Bir kişi de olsun. Canı sağ olsun. Biz bunu göze alarak göndermiştik. Yine de bakın kabiliyeti artmış diyecektik. Bizim cazibemiz. Oha bir anda nasıl 92 oldu lan cazibemiz. Cazibemiz var. Hitabet. Çözülen her sorun için nam ve puan. Düşman birliğini her yendiğinde kendi kralında Graskele eşrafla ilişki kazanırsın. Bir düşman lordunu her yendiğinde kendi kralında Graskele lordla ilişki kazanırsın. Savaşlarda kazanılan nüfuzu arttırır. Çözülen her sorun için bir nam ve nüfuz kazanırsın. Yok ya şu anda ihtiyaç yok. Şunu yapalım. Bu nasıl birden böyle arttı ya bu? Neyse. Demirciliğimiz de güzel artmış. Buna gerçi şey vermiştik. %20 kritik ikna başarısızlığından kaçınma şansı. İkna şansı daha önemli bizim için. Güçlü yerleşkede tamam. Bu daha önemli bizim için. Şu anda güzel oldu. Cazibeye daha vermeyeceğim. Vekillikte durum ne? 6.5 bu güzel gidiyor. Liderlikte de güzel. Biraz atletizme verelim arkadaşlar. Bu da önemli çünkü zırh ağırlığını vesaireyi. Bunlar düşürüyor. Yani hareket hızımızı falan hep o atletizm etkileyecek. E ne oldu şimdi? Biz niye Penkanok'a uğradık ki yine şimdi? Buradaki görev ne? Biz Rotaya'ya gidiyorduk. Üstten mi dolaşacaksın? Şu köye bir bakalım. Köyde bir görev varmış Batanya'nın köyünde. Vallahi güzel. İlişkilerimize dikkat edeceğim ilk defa. -2'miş bu salakla. Araç gereç. Ne istiyorsun kardeşim? Tamam ne istiyorsun? Oğlum ne istiyorsun? Söyle artık. 15 gün içinde 2 kasa araç gereç gerekiyor. Tamam üzüm olur. Tamam hallederiz. 2 kutu araç gereç arkadaşlar. O da muhtemelen şurada var. Penkanok'ta. Çok güzel. Çok güzel. Hemen bakıyorum. Ticaret. En düşük fiyatlarda şurada araç gereç oluyor genelde. Araç gereç. Yok deme ne olur. Yok deme araç gereç. 1-2. 211. 29 çuval üzüm vereceklermiş. Olsun. Sal beni artık. Kaydımı aldı. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel hızlı ilerleme kat ediyoruz. Dunglanis'te şey var arkadaşlar. Al kardeşim mallarını. Al kardeşim. Al bakayım. Hadi görüşürüz. Biz de üzümü aldık. Güzel kar edeceğiz muhtemelen. Zırh. At. Atımızı düzelttik birazcık. Zırh. Zırh gerekiyor. Ondan sonra acaba rotaya doğru gidiyoruz. Birisi bir şey çözdü geldi. Askerimiz çok ya şu anda. Asker salmamız lazım. Şunları bir geliştirelim. Çat çat çat. Çat çat. Klan savaşçısı, orman koşucusu, klan savaşçısı daha iyiydi. Bir de fazladan askerimiz var. Hiç böyle kötü olan ne var? Gönderebileceğimiz kimse de yok gibi ya. 4 kişi göndersek yetiyor. Kardeşim sizi azat ettim. Sizi azat ettim görüşürüz. Siz gitmeden ben göndereyim sizi. Çünkü kafasına göre asker ayrılıyor. Diğerleri kıymetli. Burada da bir görev varmış. Öyle basit görevse hemen hızlıca 10 saniyede halledebileceğimiz. Ayaküstü yapalım arkadaşlar. İyi oluyor. Tüm askerlere günde 2 tecrübe puanı. Diğeri şey 2 seviye üstü falan gibi bir şey. Ne istiyorsun kardeşim? Toprak sahibinin ağır işçilere ihtiyacı var. Devam. Sorunun ne? Tutsak suçlular mı istersin? Ne istiyor? Adamlarım senin işçilerini getirir. Asker sayısı 9. Gün ne acaba ya? Hasan Can'a bak. Aslan yemin ediyorum ya. Bizim kömür Alaaddin'e vereceğim. 12 askerle kaç gün gidecek acaba? Orada yazıyordu muhtemelen de okumadık. Ulan keşke herifleri göndermeseydik ya. Al abicim Batanya kahramanlarını verdim sana. Hallet gel hemen. Bekliyoruz. Kaç gün diyor? 7 günde çokmuş be. Biz rotaya gidelim rotaya kardeşlerimizi alalım. Şuradan bir kurtaralım artık. Seri. Haydi Lokman. Aslanım benim. 40 kişiyiz. Gayet güzel. Birliğimiz artıyor. Günlük giderimiz -223. Biz atölye almadık mı? Ya Prevent'ten atölye alacaktım ben ya. Ama 36.000. Şimdi bunu da çok harcamıyorum. Ne yapacağız biz bunu? Ha, şu anda Ronfalle'yi alabiliyoruz ama çok dımdızlak kalıyoruz. Birazcık ticaret yapalım. Atölyemizi sonradan da alabiliriz. Atölyenin önceliği yok ya. Şu anda Ronfalle biraz... Aha Garyos. Şu rotaya'dan kardeşlerimizi alalım. Sonra da bir Garyos'la konuşalım. Yumruk Dalidos ne diyorsun? Çeteye adam gerekiyor. Tamam. Biracı yalanla. Oha. Bir biracı için fazla iyi değil mi bu kabiliyetler?
bir acı. Eksi 3'müş ilişkimiz. Ehli vukuf Hiskasya. Ham bölgesine bakalım. Bizim kardeşler yok burada. Nerede lan bunlar? Yer mi değiştirdi lan bunlar? Faruk uygun değil. Ha bunlar burada yaşıyorlar, büyüyorlar ha. Ben dedim hani çocukları da alalım, yanımızdan ayırmayalım dedim ama şu anda bu çok mümkün değil, anladım. Çocuklar burada yaşıyorlar belli bir yaşa geldikleri zaman. Ancak bak, üzümleri burada büyük karla satıyoruz. Dalidos ne diyorsun kardeşim? Gerekli asker çokmuş şu anda, olmaz bu iş. Hadi görüşürüz. Şimdi şu Galios'la mı neydi? Garios'la bir konuşalım. Garios bakalım Pendraic Savaşı ile ilgili bize ne diyecek? Evet sevgili İmparator Garios. Yani Batı İmparatorluğu'nun hükümdarısın. Fazla temkinli görünüyorsam affet ama biraz mesafeni korudu. Kral yalnız Miğfer 10 numaraymış. Yani hakikaten tebrik ediyorum. Benim adım Lokman Beyefendi. Sizin adınızı öğrenebilir miyim? Ben Garios Kaldradia'nın meşru imparatoruyum. Zeonica ve Jalmaris'in lorduyum. Zeonica ve Jalmaris bu abimiz demiş. Pendraic Savaşı konusunda bana biraz bahsedebilir misiniz? Evet, o günü asla unutmayacağız. O gün bizi yönetme hakkına sahip olduğunu iddia eden ihtiyarların bunak beceriksizler olduğunu öğrendiğimiz gündü. Bir asi daha. Bir isyan daha arkadaşlar. Ben öncü kollarda birlikteydim. Anlaşılan Nerezzes Batanyalıların pusu kurduğunu biliyormuş. Kuzeyit izcileri ona söylemiş. Ne var ki Nerezzes bizi bilgilendirmeye gerek görmedi. Dolayısıyla etrafı ağaçlarla kaplı güzel bir dereden yukarı tırmanmaya koyulduk. Ta ki dört bir yandan Batanya okları yağmaya başlayana kadar. Vay anasını. Gerçek mi acaba ya? Nerezzes gerçekten biliyor muydu acaba ya? Kalkanlarımız vardı ama sonuçta kalkanı sadece tek bir yöne çevirebilirsin. Teker teker devrilmeye başladı. Ta ki Batanya orakçıların naralar atarak ağaçların arasına çıkana kadar. Aslında onlar okçulara karşı zayıftır ama yaşlı Nerezzes yanımıza okçu vermeyi akıl edememişti. Silahlarını savurarak üzerimize çullandılar. Yıkılana kadar savaştık. Ben de kaçtım. O koşullarda kaçmayacağını söyleyen biri varsa bil ki yalan söylüyordur. O gecenin ilerleyen saatlerinde soğuk ormanda diğer kaçaklarla birlikte saklanırken ve insanların kafalarını keserken naralar atan barbarları dinlerken onlara bir daha hiçbir Kaldradia askerinin savaştan anlamayan bir imparator tarafından savaşa sürüklenmeyeceğine dair söz verdim. Abimizin gözü yükseklerde, Nerezzes'i çok suçluyor ama Nerezzes de gerçekten berbat bir yönetim yapmış ve yönetim sıkıntısı yaşamış galiba bu Kaldradia'da. Vallahi eyvallah reis, çok en böyle etkileyici açıklamalardan bir tanesi buydu. Bu Garios reis'e içim ısınmadı değil arkadaşlar. Peki teşekkür ediyorum, bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacım varmış. Ya bu mevsimde sefere çıkmak adamlarımdan çok atlara zarar verdi, at isteyeceksin. 3 tane ata ihtiyacımız var, İmparatorluk saldırı atı. 2300 lira veririm sana diyor. Atları, 3 tane imparatorluk atı getireceğim sana. Tamam. Atları ben getireceğim sana abicim. Tamam mı? 3 tane imparatorluk savaş atı. Aldım. Bizi bulman gerekecek diyor. Sen gitme bir dakika. 3 tane imparatorluk savaş atı şurada çok büyük ihtimalle vardır. İmparatorluk saldırı atı diyor. Bir tane buradan alalım. Bu muydu lan acaba? Aa, Puccio da var burada. Bundan da alayım ben. Bunu eritiyoruz, güzel oluyor. Ucuzdu değil mi? Buradaki en değerli silah ne? Miğfer var, katafrakt yok. Bunlar tırt. Şimdi devam ediyorum. Bir tane bulduk. Köylere bakacağız. Şunları takip ederken köylere... Ulan şuraya baksak acaba geç mi kalırız ya? Burada köy var mı? Şuraya bir bakalım. Garios 1000 kişiyle şu tarafa doğru gidiyor. Vallahi artık şeyden baka baka bulacağız. Bir tane daha ordu var burada. Piyade alabiliriz bunlardan. At var mı at? At yok ya. Küçük şeylerde de çok nadir oluyor ya. Köylerde çok nadir oluyor at ya. Sadece şu şey neydi? Aha, Garios gidiyor. Bu herif gitmeden biz de şu küçük yerlere gidip bakmamız. Yani at, şöyle inek resmi var ya mesela. At resmi olduğu zaman falan çok oluyor. Bunlar Atakonya Kalesi'ni kuşatıyorlar. Hem asker alalım. Bunlar katafrakta dönüşüyor. Hem de hadi be at be. Gümüş cevheri tabii ki normal olarak. Şunlara da bir dalalım arada da. Tamam, yakala onu. 17 kişi de orada var. Oh hepsi. Bunlara bizzat dalmak istiyorum. Çünkü savaşsız geçirdiğimiz hiçbir bölüm olsun istemiyorum. Gerçi yine sayımız üstün de asker kaybı yaşamayalım. Maksat o. Ya ne kötü bir harita burası ya. Oğlum ne berbat bir harita lan burası. Nasıl yapacağız o zaman? Şöyle yapacağız. Çizgiler, bayraklar nerede? Şurası. Tamam abi. Buraya. Gel abi okçu. Buradan niye sonu yok abi? Buradan buraya kadarmış. Arches gel baba şuraya. Piyade. Şuraya gel abi. Tamam. Böyle güzel. Yayımız var. Herifler nereden gelecek bilmiyorum.
Şuradan gelecek dermiş. Kılıcımız da var, yayımız da var. Şöyle birazcık headshotlara doyamayalım birazcık. Headshotlara deneme yapalım. Çok kötü. Aşağı doğru attığımız için biraz daha yukarı gidiyor. Güzel. Şöyle bir headshot. Şöyle atamadığımız headshotlarımız vardı bizim. Hayata karşı. Güzel headshot. Okçular bayağı seviye atlayacak muhtemelen. Benim de derdim okçulukta biraz daha seviye atlamak hızlı bir biçimde. Evet, kötüyüz arkadaşlar. Oğlum kılıca geçmedik mi lan? Canımız çok... Çapulculara karşı bile canımız çok azaldı ya. Şşt lan, öyle gaza gelmeyin lan. Adamın canını sıkıyor. Adam dodge'ladı benim şimdi vuruşumu ya. Aha kaçıyorlar. Oğlum mal mısın ya? Allah'ım ya Rabbim, gördünüz mü nasıl girdi araya ya? Hala giriyor bak, at ölecek ya. Ulan verdiğimiz ata bile sahip çıkamıyorsun, ben ne yapayım sana ya? Oy ne headshot'tı be. Güzel. Bayağı geliştirdik. İlk oynadığımız zamanları hatırlayın. Gerçi adamı öldüremiyoruz, orası ayrı mesele. Var mı başka kimse? Yok. Eyvallah. Güzel. Kaybımız yok çok şükür. Muhtemelen gönderseydim kaybımız olacaktı. Sayılar az değildi çünkü. Bayağı da seviye atladı. Kimler atladı? Okçu. Çok güzel. Piyade. Batanya savaşçısı. Devam. Bak hep herkes atladı abi. Çok güzel seviyede atlandı. Ganimetimiz de güzel oldu. Çok temiz oldu valla. Şöyle biz ne tarafa doğru gidiyorduk? At bulacağız herife. Burada var mıdır? Yok. Pınar birliğime katıldı. Oo, Pınar yenge geldi. Yengem hoş geldin. Katafrakta alalım. Yengem hoş geldin. Sefalar getirdin. Vallahi gözümüz yollarda kaldı. Ya ne yapıyorsun? Nasıl yenge? Acilen kervan yapmamız lazım ya. Bakın Pınar yengemiz geldi arkadaşlar. Birliğimizde. Yengem hoş geldin. Sana bir de çok güzel şey dizmemiz lazım yengecim. Zırh mır. Bakayım senin vaziyetin ne? Böyle Hasancan. Oğlum. Aman yarabbi. Aman yarabbi. Yengecim o şey. Bu zırh şey ya, ağırlık yapar sana ya. Baksana kılıca bak. Tamas kençelinden dövülmüş spata. Sapına bak. Şekle şemale bak. 5000 liralık kılıç. Yengecim kolluğun 1500 senin. Yani 61 binlik zırh ağır gelir bak yengem. Oğlum Hasancan. Hasancan. Oğlum yengeye söyle bak, senin biz deri takılıyoruz bak, görüyorsun deri giyiyoruz yani biz. Bak senin gövde zırhın 10, kol zırhın 2. Yani bak yengecim, gövde zırhı 57, kol zırhı 16. Yenge o ağır ya sana. Yengecim 30 bin liralık miğfer takıyorsun, yapma. Atının zırhı bizim Hasancan'ın bütün zırhı. Lan gönlümü düştü, ne oldu buna? Hasancan neyini beğendi lan, bu tipe baksana. Oğlum bunu neyini beğendiler, geldiğini evlendirdiler. Neyse herhalde yükselen bir değer olduğumuz için. Hasancan'ı beğendiklerinden değil de Lokman'ın Hekimoğulları klanının yükseldiğini. Yenge sana no, ay elim kaydı. Yenge sana ne oldu ya böyle sen? Allah Allah. Al oğlum arada tak, iyi olur. Şey olur. Ulan Hasancan ne adamsın ya. Komik oldu. Yengecim sen ne yapıyorsun o şeyi ya? O çok şey değil mi o sana ya? Yalnız yengenin de, yengemizin de bu arada, öyle deyip geçmeyelim. Uygula. Yengemizin kabiliyetlere bakın. Yok lan hiçbir şey de yok lan bunu. Ne yapacak oğlum? Tek elli kılıç kullanmayı bilmiyor ki. Vermişler eline 70-80 bin liralık kılıcı. Yengem o bak, o ağır sana. Sen baksana ağırlığa bak. 1,5. O sana ağır gelir. Ben sana şey vereyim. Elçi vereyim ben sana. Elçi vereyim bak. Bunlar bayağı hafif. 1,7'ymiş ama. Paslı pala vereyim. Bu da 1,7'ymiş. Pucu vereyim bıçak. Ben sana bir şey diyeceğim yengecim. Bak bu kılıç sana çok ağır. Sen bunu boş ver. Senin neyi var şimdi? Sen onu boş ver. Ben sana bak şey alacağım. Bekle bir dakika.
Ben sana ne alacağım? Ben sana ayarlayacağım ya. Ben en güzelini ayarlayacağım yengeme. Sen sıkıntı yapma. Ben en güzelini, bunun uzunluğu kaç bunun? 110. Oh mis. Ulan yanlış yere koy. Heyecan. Elim alışmıyor. Heyecandan yanlış yere koy. Ben onu ayarlayacağım yengem. Sen hiç aklını şey yapma. Hiç üzme kendini. Bende. Karışma. Elçi dursun burada. Pucu. Ha, Pucuları bir eritmeye bakacağım da. Şu anda şehre uzağız. Amitat'a gitsek. Amitat'ta. Aha bak, bu Fasos'ta da at vardır. Saldırı atı. Hemen şu görevi de bitirelim arkadaşlar. Hızlıca. Ulan mevzu. Ulan Hasan Can. Durdun durdun var ya, bombayı patlattın he. Piyademiz az. Piyade alalım. Pucyolara bakalım be. Pucyoları erit diyelim. Evet, hepsinden veriyor. Doğruymuş. Arkadaşlarımız her zamanki gibi haklı çıktı. Sadece birazcık kereste lazım bize. Pucyoların alayını eritiyorum. Her eritmede bir şey çıkıyor ortaya. Oy, çok güzel. Pınar yengenin sıfırmış yalnız. Doktor, doktorum gel, doktorum gel. Biraz sen de erit gel. Pala, kazmanacak, dirgen erit. Ensiz kılıç dursun. Doktorum da eritti. Aslanım doktor be. Vay, doktor mu yapıyor? Lan şu yazıyı bir çek. Vallahi doktor yapıyor. He, aha arkadaşlar, doktor yaptı şeyi. Müşteri memnun kalmadı. Doktorumuza demircilik yaptık, Hızır'a. Ulan ya var ya, dur şu atlara bakalım ya. İmparatorluk saldırı atı. Eh, iki tane de burada varmış. Aldım gidiyorum. Garyos. Tamam, aynen. Garyos'a dönüyoruz arkadaşlar. Ulan var ya. Aha buradaydı en son. Şurada Atakonya Kalesi'ni. Evet, kuşatıyor halen daha Garyos. Garyos'a da atlarını da verelim. Yalnız Garyos delikanlı herifmiş gibi geldi. Biraz asi ama. Ya diyor ki adam, ben boş yere diyor biz kayıp yaşadık diyor. Kardeşim Aseray'da da aynı sıkıntı vardı. Fark ettiniz değil mi onu? Aseray'ın komutanı da. Oha, bunlar kaç kişi olmuş? 730 kişi daha gelmiş. Garyos'un ordunu tamam kuşatıyor da ben adamla konuşacağım oğlum. Oğlum adama katılmayacağım lan, konuşacağım lan adamla. Ya adamla konuşacaktım ben ya. Neyse. Arkadaşlar burada bırakalım. Vallahi çok güzel oldu bu benim. Çok heyecanlı oldu. Romfalya paramızı da biriktireceğiz. Ya yenge ne yaptı öyle bize ya? Yenge var ya, aklımızı aldı ya. Vallahi Hasan Can, ulan. Ulan Hasan Can, durdun durdun, turnayı gözünden vurdun he. Vay be, ulan Hasan Can'a bak. Pınar yengemizi bir de birliğimize çağırdık. Güzel oldu. Baksana abi. Baksana abi. Kabiliyetlere bak ya. Bir 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 abi, ne yapacaksın? Allah'ını seversen. Gözünü seveyim. 5.000 liralık kılıcı falan, ne yapacaksın sen? Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. Yorumları abanmayı unutmayın. Yorumlar önemli. Biliyorsunuz. Bir de bildirimler falan çok geç gidiyor insanlara. Bir hafta sonra falan videonun bildirimi giden insanlar bana mesaj atıyorlar. O yüzden birazcık YouTube'a biz de buradayız demek lazım. Unutmayalım arkadaşlar. Yorum özellikle çok önemli benim için. Oyun keyfimiz için önemli. Diğer kısım önemli değil. Yok, beğenin, yorum atın değil. Oyun zevki. Siz yazınca ben daha teşvik oluyorum, mutlu oluyorum. Dikkat ederseniz video çekerken daha güzel oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.